Göçü engellemeye niyetlendik. Beceremedik. Süleyman Şah'ı halledelim dedik. Olmadı. Karnında durmasın lafların. Tamamını söyle de rahatla Alparbu. Sabah kudurmuş eniği saldın Süleyman Şah'ın üzerine. Şimdi onu uğurlamaya gidiyoruz. Sen işte ne pek akıl sır erdiremedin beyim. Eğer benim aklım sadece bir adım ötesini görseydi... Benim adım da Alpargo olurdu aslanım. Oku daha yayın kirişine sürmeden düşeceği menzili anladığım için bana kurdu oldu dediler. Hayırdır abla? Hayırdır kardeşim. Hayırdır. Haymana ile yola çıkman hayırdır. Ancak bu uzun yolu doğru sonuçlandırmayı bilirsen. Süleyman Şah hastalandığından beri başından ayrılmazsın. Yol boyunca da aynı mahareti gösterecek Haymana'nın eli ayağı olacaksın. Elbette ablam. Hiç şüphen olmasın. Benim saf kardeşim. Haymana'nın gözüne öyle bir gireceksin ki senden başka gelin düşleyemesin. Ertuğrul'la evleneceğini hatırlatacaksın ki... Söylediği laftan cayamasın. Peki ya Ertuğrul? O kızla gönlü olduğunu Haymana bilmez mi? Laf ağızdan bir kere çıkar Gökçe. Senin gibi masum, iyi yürekli bir kızın gururuyla oynamak, hayallerini kırmak Haymana'ya yakışmaz. Eğer o bunu unuttuysa sen hatırlatacaksın. Abla, hasta yatağın düştüğünden beri beyimizi niye başına hiç ayrılman bilir misin? Sen demiştin ya. Ertuğrul babasının sözünden çıkmaz diye. Süleyman Şah siz evleneceksiniz dedikten sonra biter bu iş diye. İşte bu yüzden. Hep dua ederim Süleyman Şah bir an önce ayağa kalksın. Kalksın ki... Allah esirgesin. Böyle hayırsız dualar edeceğine Haymana Ertuğrul'un karşısında dimdik dursun diye dua et. Gökçe gelinim olacak diye ısrar etsin diye elinden geleni ardına koyma. Gittiğin topraklarda şifa bulasın inşallah. Şifa bulasın da yeni yurdunda obanı dimdik ayakta karşılayasın.
İyice yanaşın şöyle. Hakkını helal et hanım. Helal olsun oğul. Babam önce Allah'a sonra sana emanet. Dostumuzu düşmanımızı tanımaz olduk. Yollar hep çıyan. Dikkatli olun. Sen de o bana, karına, evladına sahip çıkasın. Bir obada dirlik ve birlik yoksa göç daha da zordur. İşin çok zor evlat. Allah yardımcın olsun. Sağ ol ona. Sen hiç merak etme. Bebesinden keçisine her bir can burada bana emanet. Halep'e sağ salim varacağız inşallah. İnşallah. Haydi Alpler. Bismillah. Su gibi gidin ana. Siz yol aldıkça dertler ardınızda kalsın. Yeni yurtta düğünler yapmak, torunlarınızı kucağınıza almak nasip olsun inşallah. İnşallah kızım. İnşallah. İnşallah kan kardeşimin sıhhate kavuştuğunu duymak nasip olur. Allah yol selameti versin Hayma Hatun. Selametle Hayma Hanım. Alper yanınızdadır evelallah. Ama siz yine de kendinizi kollayın. Malum, düşman her yerde. Sen bizi düşünme Kurdoğlu. Unutma Rahman. Dün gece öğrendin. Yılan kapı kullanmaz. Tutun, tutun. Durumu nasıl şehzadem? Bir inip baksak iyi olur Ertuğrul. Daha fazla kalmayalım. Tehlikeli olabilir. Bir an önce yola çıkalım. Halep'te bakarız bir hal çaresine. Tamam. Ertuğrul. Dayanabilecek misin Halep'e? Dayanırım Ertuğrul Bey. Mazlumiyeti hürmetine kızımı affeyle ya Rabbi. Senin rahmet kapın
her zaman açıktır. Sen müntakimsin. Kahharsın. İntikam alıcıların en kudretlisisin. Zalimleri kahreyle. Zalim olan ben değilim. Biliyorsun, Eleanor'u sen öldürdün. Beni 40 defa diriltip tekrar öldürsen bile benden istediğini yine de alamayacaksın. Çocukken de böyleydin. İnat çok sevimsiz yapıyor seni. Ama ben o inadının nasıl kırılacağını çok iyi biliyorum. Artık yaşlandım Markus. Sahi, dün Halep'te tanıştığımız bedevinin adı neydi? Endülüslü, meşhur Muhittin İbnül Arabi. Seni 40 defa öldüreceğime, onu bir defa öldürsem inadın kırılır mı? Onu öldüremeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Haklısın. Çocukken de böyle hem inatçı hem de zekiydin. O sandığı ele geçirmek için ikimize de canlı ihtiyacım var. Ama bu demek değildir ki o bedeviyi tutup şu karşıdaki zindana atamam. Onun gün be gün çürüdüğünü görmeye dayanabilecek misin? وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ Rabbi'l-âlemîn. Sadakallâhu'l-azîm. El-Fâtiha. Allahümme salli alâ seyyidina Kolay gelsin Aykız. Sağ olasın. Nasıl beyimiz? Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Teyzelerim mi? Yeni obanın ilk düğünü sizinki olacak. İkincisi de Ertuğrul'la benim inşallah. Gökçe. Biliyorum Ertuğrul'a sevdalısın. Ama sen de biliyorsun. O seni bacısı gibi görür. Kendi kendine düşlere dalıyorsun. İnanıyorsun. Sonra üzüleceksin. Yanılırsın Aykız. Kendi kendime gelin güvey olduğum yok.
Süleyman Şah'ım da söyledi Ertuğrul'a. Hele bir göç bitsin, düğününüzü yapacağım dedi. Hadi hazırlanın. Yola çıkıyoruz. Ertuğrul bunu kabul eder mi sanıyorsun? Onun gönlü Halime'dedir. Bunu görmemek, bilmemek için kör olmak gerek. Sen yine de kendinden bu kadar emin olma. Malum bu işler kadar kısmet bacım. Öyle tabii. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bak, sen de Turgut'la çocukluğundan beri sevdalısınız. Ama hala kavuşamadınız. Sen de bunu unutma kız. Gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Ya bugün burada konuşacaksın ya da leşini köpeklere yedireceğim. Sana sarayın içinden birilerinin yardımcı olduğunu biliyorum. Bana isim ver, hayatını kurtar. Buraya senden başka giren oldu mu? Zannetmem. Zaten hiç kimse onun burada olduğunu bilmiyordu ki. Muhafızlar bile kimi koruduklarının farkında değil. Ağzından tek bir laf bile alamadım. Bu saraya sızan casusları bulmak boynumun borcu. Esma. Bu cesedi kimsenin görmemesi lazım. Onun ölmesine her kim yardım ettiyse ölüp ölmediğini görmek için buraya geri gelecektir. Efendim. İzniniz olursa cesedin icabına ben bakmak isterim. Muhafızların nöbet değişim saatinde hiç kimse fark etmeden onu buradan çıkarmanın bir yolunu biliyorum. Esma, hakkını nasıl öderim bilmem. Daha önce canımı kurtardın. Şimdi de benim için hayatını tehlikeye atıyorsun. Hakkın yolunda, vazifesi için her türlü fedakarlığı yapan Atabey'imin hizmetinde olmak benim için şereftir. Siz gönlünüzü ferah tutun. Bu hainliği yapan her kimse cezasını çekecektir Allah'ın izniyle. Petruccio, sevgili dostum. Kardinal. Acı kaybın için çok müteessirim. Umarım yeğeninin ölümü boşuna olmamıştır.
Eleanor'a davamız için kendisini feda etti. Yeğeninin fedakarlığı bir işe yaradı mı? Sanmam. Hala kayıp sandığa bir adım bile yaklaşamadım. Giovanni direniyor hala. Ama yakında çözülecektir. Onun yumuşak karnını gayet iyi biliyorum. Giovanni'nin dilinin çözüleceğine nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Palep'teki ortak dostlarımız diyelim. Kardeşin de mi? Hayır. Giovanni benim kardeşim değil artık. O davamıza ihanet etmeyi tercih etti. Ve bu tercihinin bedelini de ödüyor. Petruccio, Petruccio. Sadece ihanet edenler değil. İşini düzgün yapmayanlar da bedel öder. Kutsal babamızı Haçlı seferleri için ikna etmemi istiyorsan, Müslümanların bizden çaldığı emanetleri geri almalısın. Avrupa'ya dönene kadar sana bunu her gün hatırlatacağım. Sevgili dostum Petruccio. Ne vardı Marcos? Titus kaleye geldi efendimiz. Şövalye ile gidip iki Türkmenle dönmüşsün sevgili Titus. Büyük iş, büyük başarı. Bu çocuk sıradan bir Türkmen değil Sayın Kardinal. O bir Selçuklu şehzadesi. Geçen sefer elinizden kaçırdığınız şehzadelerden biri değil mi bu? Peki bu kim? Senin cellodun. Bravo Titus. Yaralı bir aslana karşı oldukça cesursun. Ama ormanın derinliklerinde 2-3 aslanla karşılaşınca kaçacak delik arıyormuşsun. Ben Antakya'ya iniyorum. Şehirde bazı işlerim var. Döndüğümde emanetimi senden geri alırım. Yokluğumda bu delikanlıya iyi bakın. İyi yolculuklar sevgili Thomas. Misafirimizi sarayına götürün. Onu da saraya alın. Bu haddini bilmez Türkmen kendisini öldürmem için yalvarsın biraz. İlk önce bir dosta uğrayacağız. Hem Halime ile ilgilenir hem de hayır duasını alırız. Tamam. Dayan kızım. Dayan yavrum. Az kaldı. Thank you.
namertler! Neden çözmüyorsunuz? Korkuyor musunuz? Biz sizin esirlerinize böyle mi davranıyoruz? İyi misin? Boşuna uğraşma delikanlı. Burada seni duymazlar. Derdini anlamazlar. Burada seni ancak Rabbin duyar. Sen de kimsin? Seni defaatle uyarmıştım. Şahsi kininin görevlerinin önüne geçmemesi gerektiğini söylemiştim. Ama sen ısrarla o Türk'ün peşine düştün. 30 şövalyemi kaybettim senin beceriksizliğin yüzünden. Beni bağışlayın efendimiz. Kardinal'in nasıl kıs kıs güldüğünü fark etmedin mi? Rezil ettin beni ve tüm mabet şövalyelerini. Bir daha asla af dileme benden. Anlıyorum efendim. Ama... Aması ne Titus? Ertuğrul Halep'e gidiyordu. Bunu bilmek istersiniz diye düşündüm. Kayıların ulağı olarak Aziz'in sarayına gidiyor olmalı. Sana son bir şans Titus. Yapmam gereken nedir efendimiz? Derhal Halep'e gidiyorsun. Nasır'la konuş ve bizzat işleri takip et. Sonra da kendi pisliğini temizle. Anlıyorum efendimiz. Önce Tanrı'nın oğluna görevlerini tamamla Titus. Sonra Ertuğrul senindir. İstediğini yapabilirsin ona. Şükür hamdolsun Rabbime. Şükür kavuşturana. Nerede kaldınız beyim? Merak ettik. Siz gelmeyince aklıma türlü türlü fena işler geldiydi. Turgut Alp nerede? Baba Yiğit Alp nerede? Gelmedi hala. Sakin ol. Sakin ol kızım. Sakin. Hekim alıp dergaha geçelim. Tanrı'nın oğlu ölen kardeşimizi cennetindeki krallığında ağırlasın. Onun ölümü işimizi kolaylaştıracak mı peki? Şahabettin konusunda Aziz'in aklı iyice karışmış durumda. Suikastçı Şahabettin'i suçladıktan sonra odasında zehirlenmiş olarak bulunması kim bilir Aziz'in kafasını ne kadar da karıştıracak. Bundan sonrası sana kalmış. Aziz'in içini kemiren kuşkuları iyice büyütüp beslemelisin. Bu gece de emirin misafiri olacağım. Gecenin en tatlı deminde üstadımızın sözlerini kulağına üfleyeceğim. O asla benim sözümden dışarı çıkamaz. Öfterya,
Kendini işine fazla kaptırma. Ben Aziz'in esması, senin ve tapınak şövalyelerinin eftalyasıyım. Ben sadece işimi yaparım. Yemeyecekseniz tepsiyi götüreyim mi efendim? Şafi. Rabbim şifalar ihsan buyurur inşallah. Hanım, nasıldır misafirimizin hali ahvali? Hekim sabaha kendine gelir dedi Allah'ın izniyle. Eyvallah. Biz de vidaneye geçelim. Şeyh sizi görmektiler. Geldi mi Müller abi? Sen git Ertuğrul. Ben burada bekleyeceğim. Bu nedensizliktir. Bir destur almak yok mudur? Yahu Kurdoğlu, el alem şahın otağına eşikten değil, çadırı yarıp da girer. Sen hala destur sorarsın. Çıkart ağzındaki baklayı Gündoğdu. Ne diyeceksen çabuk de. Babam gözlerini açana dek sana hiçbir şey demeyeceğim Kurdoğlu. Ama o gözlerini açtı mı? Andolsun değil kandil. Gökyüzündeki bütün yıldızlar sönse de kimse seni benim elimden alamaz. Ha, bu arada okla yay iyidir. Öyle hançer gibi, kılınç gibi adamın dibine girmen gerekmez. Hoş sefa geldin evlat. Başımın gözümün üstüne geldin. Sizi gördüm, sefa buldum.
Geçmiş olsun. Pirimizin torunu başınıza gelenleri anlattı. Efendim, Halep'e ilk geldiğimde de tapınak şövalyeleri beni öldürmek istemişlerdi. Ama o durumdan sizin himmetinizle kurtulmuştuk. Sizi rüyamda görmüştüm. Himmet Rabbimizindir. Lütfun ondan geldiğini sakın unutma. Ve rüyanı kardeşlerine asla anlatma. Yusuf Aleyhisselam da bir rüya görmüştü. Yorumlasın diye babasına anlattı. Yakup Nebi'nin ona ilk cümlesi ne oldu? Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Unutmayasın. Elindeki sırrı saklamayana yeni sır vermez sırların sahibi. Anladım. Bak geldi misafir. Sırlıdır. Sır sahibine hürmetkardır. Rabbimiz şefaatlerini üzerimizde kılsın. Sultan-ı Geylani buyurmuşlardı. Kuşlar kendi cinsleriyle uçar. Kartallar kartalla, kargalar kargayla diye. Bize düşen kartalları bir araya getirmekti. Hamdolsun. Artık önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Hadi aranızda halleşin gayri. Tapınakçılar senden ne istiyor? Doğan kardeş. Buyurasın karındaşım. Turgut Alp'le Yiğit. Hakikaten sabah burada olurlar mı? Bilmiyorum ki Bamsı kardeş. Bir aradayken ne belaları savuşturduk. Moğol'dan, Haçlı'dan, kurttan, ayıdan, kardan, kıştan kurtulduk. Gerek ki o şövalyelerden de. Bilmiyorum Bamsı kardeş. Gönlüme geleni dilim söylemez. Dilimdekine gönlüm yetmez. Peki bu Afşin Bey nerededir? Akşama dönerim dediydi. Hala dönmedi. Onu da bilmiyorum ki Bamsı kardeş. O adamını bir türlü anlayamadık ki. Allah sonunu hayır etsin. Kayı Obası'nda veba salgını olduğu doğru mu? Veba mı? Duyunca ben de şaşırdım. Ama kumandanımız Nasır böyle bir haber aldığını söylemişti. Ben obadan çıkarken veba salgını yoktu. Lakin obanın aşına vebalı et ve kan bulaştırmaya çalışan birini yakaladık. Bunu tapınakçıların yaptırdığını söylemişti. Her taşın altından bu adamlar mı çıkacak? Kayıda veba olduğu haberi Halep'e benden önce geldiyse bu işin arkasında tapınakçılar var demektir. Sen bu Nasır'a ne kadar güvenebiliyorsun? Ben artık sarayda hiç kimseye güvenmiyorum Ertuğrul. Beni öldürmeye çalışan o adamı tam yakalamak üzereydim ki. Dur yapma! Nasır onu durduk yere hançerlemişti. O adam ölmemişti.
İyileşince ben onu sorguya aldım. Ama dün gözümün önünde kendini öldürdü. Ne yapmayı planlıyorsun peki? Yarın ilk iş Nasır'ın durumunu Elaziz'e anlatacağım. Yeğenim bu sefer ikazlarıma kulak tıkamayacaktır. Dokunmayın, çekilin. Ebe Hatun, ne oluyor? Allah rızası için yardım et.